Soykırım var soykırım neymiş? Siyonist İsrail Gazze'ye yönelik kara harekatı yapacak mı, yapmayacak mı? Yapacaksa ne zaman yapacak? Harekat olursa ne olur? Nasıl bir dehşet tablosu ortaya çıkar? Bakıyorum ekranlara, gazete sütunlarına, kelli felli, bol ünvanlı zatlar o biçim çene oynatıyorlar. Ulusal, uluslararası bölgesel noktada meşreplerine göre döktürüyorlar. Eğer ki kara harekatı olursa şöyle olur, böyle olur diye. Öyle ileri gidenler var ki mübarek kerameti kendinden meykul zat. Yaşanabilecek dehşete dair Ölü ve yaralı rakamlarını bile şuursuzca veriyor. Şu kadar ölü, şu kadar yaralı diye. Anlat da anlat bitirmiyor. İyi de hali hazırda yaşanan ne? Dünya görüyor, insanlık görüyor. Havadan yağan bombalar rahmet için mi yağıyor? O insanların üzerine yoksa katliam için mi? Camilerin, okulların, hastanelerin bombalanması bir vahşet değil mi? Günlerdir bebek, çocuk, kadın, yaşlı sivil denilmeden gazete öldürüyor. Enkaz altında kalanların kucaklarındaki parçalanmış vücutların arası dağlayan bebeklerin varlığı. Bundan daha vahşi, dehşetli soykırımın da ötesinde bir tablo olabilir mi? Hastaların, yaralıların şifa için, derman bulmak için bulundukları hastaneleri dahi bombalıyor şu İsrail. E insan! E insanlık, insanlık trajedisiyle insanlık katlediliyor ama siz hala farkında değilsiniz. Aslında farkındasınız da işin şeytani uyanıklığıyla mevzuyu önemsizleştiriyorsunuz. Denir ya ey utanmazlar çifte karakterli beyaz kirliler iki yüzlü öylesine İsrail meftunları içimizde türemeye başlamış ki maazallah ağızlarından dökülen salyalara bakıyorum ki siz de muhakkak ki farkındasınız Siyonist İsrail'e direkt açık ve areni bir sahiplenmeye girmiyorlar ancak arkadan dolanıyorlar yok şöyle yok böyle deyip beyazlaştırma parlatması yapıyorlar neymiş biz Filistin'deki katliamlara karşı diyorlar. Sonra ama diyerek Filistinlileri Hamas'a diye getirip ilk ateşi onlar aç diye getirip suç ortağı yaratıyorlar. Araçlar beceriksiz, sorumsuz, kifayetsiz diye de yeriyorlar. Neymiş? Biz Netanyahu'ya İsrail'in siyasi iktidarına karşıyız. Gazze'ye yapılanları kabul etmiyoruz diyorlar. Ama sonrasında İsrail'in demokrasisinden, insan haklarından, özgürlük yapısından dem vurarak parlatta parlatıyorlar. Nasıl bir çift yüzlülük bu akla ziyan? Neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin sömürgeci, kan imici anlayış ve stratejileriyle Orta Doğu'nun virane edilişinin tek sorumlusu Araplar diyecekler. Araplar da Araplar, başınıza Araplar kadar taş yağı. Neyin hesabı sizinkisi? Siz o ekranlarda sosyal medya paylaşımlarında İsrail'e meftunluk yaparken terör devleti İsrail Gazze'de evsiz barksız bir çare şekilde Birleşmiş Milletler'in kontrolü altındaki okula bile bomba yağdırıp insanları öldürdü ve döldürmeye devam ediyor. Azıcık ama azıcık vicdan ve izan sahibiyseniz yaşanan ve yaşatılan insanlık trajedisine bari meşrulu kazandırma gayretine zilletliğine ve rezilliğine düşmeyin girmeyin. Bakar mısınız sözde sanatçı, sözde çağdaş, sözde layıkçı geçinen papucumu sanatçısı. Ne diyor? Filistinliler arazi satmasaydı bu olmazdı. O topraklar onların değil. Araplar bunu hak ediyor. İşi bir de ırkçılığa ideolojiye indirenler var. Bölgecilik ikircilikte ayrı. Ah ki ah! Mazlumlara biraz vicdan muhasebesi yapın. Sizin Araplar deyip durmanızdaki ana neden İslam olduğunu biliyoruz. Ama yine de diyoruz ki ey içimizdeki bizden olmayanlar bari insan olun. Bir gün size de insan, vicdan ve merhamet lazım gelebilir. Bilesiniz ki o gün geldiğinde bu hali vicdansızlığınız yüzünden sizin için çok geç olmuş olacak. Lakin sizi ne konuşacak, ne göz gözyaşı dökecek, ne de yardıma koşacak insan olmayacak. Çünkü yer küresinde insanlığı tüketmiş olacaksınız. Tıpkı bugün İsrail'in Gazze'deki soykırımına süküt kesildiğiniz gibi. Günün sözü: Kendini çağdaş sanan yobazların ürünüdür, insanlığını kaybeden hilkat garibelerinin içimizde var olmaları. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Omer Büyük Timur ethotmail.com, WhatsApp 0532 286 7370, Twitter et Omer Büyük Timur